Herkese merhaba. Tayvan üretimi Ova Bike'ın standındayız. Söylemesi biraz zor. Ova, Avao falan böyle biraz karışıyor. Çünkü uzak doğu orijinli bir kelime. Buradaki motosikletlerin tasarımları biraz tuhaf. İnsanlar gelip sürekli bakıyor. Benim dikkatimi çeken bir iki şey oldu. Mesela buraya geliyorsun, bakıyorsun adam mesela Brembo kullanmış burada frenlerde. Mesela bu normalde çok alışık olduğumuz bir olay değil. Tamamen LED bir aydınlatması var. Buradan yakına geldiğin zaman da görebiliyorsun. Bunlar bu arada prototip, yani son üretilmiş malzemeler değiller. Hatta işin güzel yanı Avrupa'da daha ilk defa Türkiye'de ortaya çıktı. Yani prototipi adamlar üretiyor, daha hala test aşamasındalar. İlk defa burada insanların gözü önüne çıkıyor, Asya marketi haricinde. Bu güzel bir şey. Yani Türkiye'deki fuarın ciddiye alındığının bir göstergesi. Şöyle hemen speklere bir bakalım. Spekleri size bir göstereyim. Ondan sonra diğer birkaç tane özelliği var. Onları da göstermek istiyorum. Bak abi, burada diyor ki 50 ile gidersen 230 kilometre range'im var diyor. Bu güzel bir range. İşte 90-100 kilometre falan hızla gitsen herhalde 100 kilometreyi hakkıyla çıkartır diye düşünüyorum. Top speed'i spor modunda 120 kilometre, turbo modunda da 130 kilometre hız yapabiliyor. İşte burada da keyless falan bütün şeyleri görüyorsun. Anahtarsız çalıştırılabiliyor. Biz şu an çalıştırdık. Ekranını falan görebilirsiniz. Şöyle bir ekranı çekersen ekranını bir görelim. Ekranı bu şekilde. Ve burada mesela modlardan geçiş yapıyorsunuz ya, mod diyorum, özür dilerim, viteslerde geçiş yapacaksınız ya, burada normal motosiklette alışık olduğumuz vites şeklinde geçiyorsun. Bu ilginç çünkü diğerlerinin çoğunda işte bir tane tuşa basıyorsun, D'ye alıyorsun, sonra cıv diye gidiyorsun, ama bunda böyle hani vites varmış gibi o motor alışkanlıkların bozulmuyor. Bak burada arkada rezervuarlı bir süspansiyon var. Bu biraz daha spor modeli bu arada, yani adamları söylüyor. Diğer modeller de var mesela. Onda Brembo olmayan da var. Bunun motoru ortada. Mesela bak şu diğerine bakıyorsun. Şimdi yine çevirtireceğim seni. Onun motoru arkada. Ama bak mesela buna doğru geliyorsun. Burada motor bu tarafta ve kayışla buraya aktarmış bunu. Bu şekilde gücü göndermiş. Burada arkada bir hugger'ımız var. Plaka vesaire ıvır zıvır burada. Stop bu şekilde gözüküyor. Burada da görüyorsunuz işte oturaklar vesairesi bu şekilde. Şöyle önüme doğru geçersen Mert'cim, bir oturuş pozisyonunda ben sana göstereyim. Farıyla falan bir selektör atayım, bir şeyler yapayım. Üstüne oturduğunuz zaman da bu şekilde bir oturuşu var. Brembo merkezde burada mevcut. İşte aynalar bu tarafta. Şöyle oturuyorsunuz, böyle sürüyorsun. Biraz spor bir oturuş tarzı var. İlginç bir şey. Yani elektrikleri biz genel olarak motosiklet formunda yeni yeni görmeye başladık. Hep böyle elektrikli scooter'la başladı. Önce işe koşulma, işte günlük hayattaki A noktasından B noktasına gitme işlerini çözmeyle başladılar. Şu anda biraz daha farklı formatlarda artık görmeye başladık. Bu en spor olan modeli. Buradakiler de daha başka modeller. Aralarında diğerlerinde de farklar var. Şöyle gelsene, ben bir şeyde farada bir göstereyim. Mesela uzuna geçiyorsun, kısaya geçiyorsun, uzuna geçiyorsun, kısaya geçiyorsun. Biraz bu geçişler yavaş. Söylediler bize de bunu. Çünkü bunlar daha prototip ve daha hala geliştirilmeye devam ediyor. Umarım son mamül ürünü de yakında görürüz. Daha neler gelişecek, neler değişecek, bunları açıkçası ben de merak ediyorum. Ovao Bike. Bak, bakmadan okuyamıyorum. İsim biraz zor. Ovao Bike'ın modelleri bu şekildeydi. Çok kısa, istiyorsan hemen diğer modelleri de şöyle bir göster. Rengini, şeyini bir görelim. Bu kırmızı olan model. Bu da yine o sarı bizimkisinden. Femi Bey, şöyle alalım sizi. Bu da böyle bir modeldi. Ovao Bike. Ovao Bike. Bu şekildeydi. Fuardayız. Olur böyle şeyler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.